Evet sevgili Forpus Oruç takipçileri hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Diğer videolarımızın devamını çektik. Part 3 e, Forpus papağanı üretim sırları part 3'ümüzü e, Şimdi konularını size okuyacağım arkadaşlar. Maviş'cim Bugün daha çok yaramazsın sen niye böylesin aşkım bir dur bir dakika Bak arkadaşlara ben bir şeyler anlatıyorum Ağzımın içine girdin yani Maviş Tamam Part 3'ün konularını anlatıyorum arkadaşlar. Özellikle üretimde çok başımıza gelen şeyler var. Bunlar hakkında ben küçücük böyle part part atacağım diye size söz verdim. Instagram'dan çok yoğun talep geldiği için. Üçüncü partımızdayız. Bu belki 4-5 diye uzayacak ama bu sizin isteklerine bağlı arkadaşlar, isteklerinize. Devamı gelsin istiyorsanız bana Instagram'dan da YouTube'dan yorumlara da muhakkak yazın merak ettiğiniz konuları. Çünkü üretimde çok sık yaşadığımız sorunlar var. Hepimiz yaşıyoruz arkadaşlar. Hemen size part 3'ün konularını okuyorum. Birinci konumuz yumurtlama ve sonrasında anne ve babaya elektrolit takviyesi ve önemi. Elektroliti birçoğunuz bilmiyor. Üretim yapan arkadaşlar çok iyi bilir. Faydalarını da bilir arkadaşlar. Neden kullandığımızı da anlatacağım size. Ee, başka bir konumuz mavişim oraya çıkamazsın. Bir dakika aşkım çıkamazsın oraya. Buraya gel. Evet. Yavrular alındıktan sonra ne kadar dinlendirilecek anne ve baba, baba? Başka bir konumuz. Yuvalık söküm zamanı. Bir diğer konumuz. Yavrular varken mama takviyesi yapılmalı mı? Başka bir konumuz. Çift yavru bakarken kızıştırıcı yem ve mama kullanılır mı? Diğer konumuz. Tüye giren çift eşe atılıp Yuva takılır mı? Başka bir konumuz. Üst üste eşe atılırsa ne gibi şeyler olur? Mavişim oraya çıkamazsın aşkım. Bir diğer ve son konumuz. Yavrular ilk yeme düştüğünde ne yemeli? Yani onların yem periyodi Çok uzatmadan ilk konumuzdan başlayacağım arkadaşlar. Yumurtlama ve sonrasında anne ve babaya elektrolit takviyesi yapılmalı mı? Öncelikle elektrolitten bahsedeyim arkadaşlar Kuşlarımız özellikle yaz aylarında e, Kuluçka yaptıysa Yumurtladıysa Elektrolit çok önemli bir Takviye bizim için vitamin gibi düşünün bunu da Onlarda sürekli yumurtanın üzerine yatmadan dolayı ve Sürekli yumurta ürettiği için dişi özellikle Bazı sorunlar oluşuyor Kemiklerinde işte kanatlarında, ayaklarında sürekli yattığı için bizim gibi düşünün. Sürekli böyle çömelip oturduğumuzda nasıl uyuşuyor ayaklarımız? Onlar da o tür problemleri yaşıyor. Bunları giderebilmek için biz kuşlarımıza arkadaşlar özellikle üretimdeki kuşlarımıza daha çok yaz aylarında, kışın da biz veriyoruz takviye ama yazın daha çok kullanıyoruz. Elektrolit dediğimiz vitaminin takviyesini veriyoruz. Bunları çoklardan ya da Özellikle e, açık yem satan büyük yem firmalarından alabilirsiniz. Bu arada size daha sonra e, bir benim yem aldığım ve takviye aldığım yerin özellikle çekimini yapacağım. O da başka bir videoda size gelecek. Onunla yaptığımız sohbeti izleyeceksiniz. Ne yemler var onları anlatacağız. Hangi kuşlara ne yemleri veriyoruz. Nasıl içeriklerde kullanıyoruz bunları onları anlatacağız. O da yakında arkadaşlar muhakkak gelecek size video dönüşüm olarak. Aşkım mikrofonumu yeme ya lütfen ya. Bak sen benim mikrofonumu yersen ben nasıl video çekeceğim yaramaz kız. Bir de kızgınlanıyorsun. Kızgınlanma. Pişt. Bakın arkadaşlar nasıl kızıyor sese bakın. <laughs> Duyuyor musunuz? Küçük karga. Sen böyle benim mikrofonumu yersen ben nasıl yapacağım böyle konuşmaları? Nasıl anlatacağım arkadaşlara? Yaramaz. Oh. Pamuk kız. Evet arkadaşlar. ikinci konumuz. Yavrular alındıktan sonra ne kadar dinlendireceğiz anne ve babayı? Arkadaşlar yavruları aldık. Artık çıktı. Yavrular yeme düştü. Zaten yuvalığı söküyoruz. Benim kafesim gibi ise kafeslerini sökülmüyor. Sabit çünkü. Onların da kapakları var yuvarlak. O yuvalıkların kapaklarını kapatıyoruz ki bir dönem dinlensinler, tekrar çiftleşip yuva hazırlığı yapmasınlar diye. Bunun zamanında şöyle ben şöyle ayarlıyorum kendim açıkçası söyle söyleyeyim. Yavrular yeme düştükten sonra, yuvaya atladıktan sonra, pardon kafese atladıktan sonra hemen yuvalıkların kapaklarını kapatıyorum. Yani sanki orada siz üretim artık yapmayacaksınız, yuvalığa girmeyin der gibi kapaklarını kapatıyorum arkadaşlar. Onlar da yuva hazırlığı yapmıyor. Daha çok onları besleme amaçlı. Yani besleyip hazırlamak, vitamin takviyelerini yapmak, protein takviyelerini yapmak, ondan sonra E vitamini takviyelerini yapmak ve sonrasında yuvalık kapağını açmak. Benim ayarladığım süre şu. Yavrular yeme düştükten ve ben kafesten aldıktan sonra ben bunu 2 ay yapıyorum. Yani 2 ayda Yap bakayım bir daha yapacak mısın ana? Hadi yap. O? Harekete bak. Sen ne güzel şeyler yapıyorsun. Hadi bir daha yap. Hadi bir daha yap. Hadi bir daha yap. Hadi bir daha yap. Çok güzel bir sahne gördünüz umarım arkadaşlar. Hadi bir daha yap. Evet. Dansöz kızım benim. Hadi bir daha yap. Görsünler. Hadi. Hadi bir daha yap. Şşt. Hadi bir daha yap. Hadi. Hadi bir kuru yap ya şu parmağı. Gel buradan yap. Tamam. Hadi. Bak böyle böyle yap. Pişt pişt. Hadi Maviş. Evet arkadaşlar. Yapmadı. Gördünüz sanırım yaptı kuru hareketini. Bu arada Maviş arkadaşlar eş attık. Daha eş olmadılar ama aynı kafeste yaşıyorlar şu an kahve ee, kavga etmeden. Onun gördüğünüz gibi arkadaşlar yakaladınız. Bir daha yap bakayım. Bir daha yap. Hadi bir daha yap. Hadi tatlı. Tatlı hadi. Hadi bir daha yap. Kur hareketi arkadaşlar. O hareketi çok soran oluyor. Mesajlarda. O forpus papağanının kur hareketi. Bize çok alışık olduğu için bizim böyle parmaklarımızda böyle yaramazlıklar yapıyor bazen. Seni ben şöyle bir mıncıklayayım. Biz böyle kavga da ediyoruz mavişte şöyle. Tatlı tatlı ısırmıyor beni ama böyle tatlı tatlı kavga da ediyoruz. Evet arkadaşlar çok uzatmayalım. Yuvalık söküm zamanını e, açıkladım size. Yavrular varken... Mama takviyesi yapılmalı mı? Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Birçoğunuzun en çok merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Yavrularımız var, artık çıktı. Bu dönemde bizim her zaman yaptığımız sebze karışımlı ya da meyve karışımlı mamaları yapmalı mıyız? Evet arkadaşlar, yapmalıyız ama burada şöyle bir püf nokta var arkadaşlar. Bunu es geçmeyin. Püf nokta şu. Yaptığımız mamalarda yavru varken Yaptığımız mamalarda kızıştırıcı özellikli mama, sebze ya da meyve olmasın. Bunları araştırın. Özellikle en başında havuç geliyor bunların. Daha çok havuçsuz, yeşil ağırlıklı sebzelerle mamalar yapın. Mama onlara her dönem lazım arkadaşlar. Vitamin takviyesi için hep lazım. Ee, bunu da açıklamış olduk. Bir diğer konumuz tüye giren çift eşe atılır mı ve yuvalık takılır mı? Bu da çok önemli bir konu arkadaşlar. Kuşlarınız özellikle tüyde ise çok fazla tüy görüyorsanız sağda solda döküntü ya da işte ne bileyim kelleşme varsa yeni çıkanlar varsa bu dönemde yuvalık asla takmayın ve eşi atmayın arkadaşlar. Çünkü bu dönem onların en stresli en kızgın olduğu dönem e, bu dönemlerde yapılan Çiftleşmeler daha çok yaralanmalarla bizim karşımıza geliyor. Ne gibi yaralanma? Mesela dişi tüyde diyelim. Erkek onu çiftleşmeye zorluyor. Ve dişi çok sinirli olduğu için zaten sancılı ağrılı olduğu için tüy döneminde. Ne yapıyor? Erkeğe saldırıyor. Ayaklarını yaralayabiliyor. Tüylerini yolabiliyor. Kavga çıkabiliyor. Özellikle o yüzden arkadaşlar bu dönemde ben kesinlikle Eşe atma tavsiye etmiyorum. Yuvalık takmayı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu dönemde bunu yapmayın. Bir diğer konumuz üst üste eşe atılırsa ne gibi şeyler olabilir? Yani bu ne demek? Yavrularımızı aldık, baktık çiftleşme görüyoruz. Hemen yavruları oradan alıp tekrar eşe atıyoruz arkadaşlar. Bu hayvanlarınızın felç olmasına, bölgesel kurumalar yaşamasına, ondan sonra çok sık tüye girmesine Kısacası iç organlarında problemlere sebep olabilir. Bu tür şeyler yapmayın arkadaşlar. Dinlendirme çok önemli arkadaşlar bu yüzden. Lütfen kuşlarınızı dinlendirin. Çok sıkışı atmayın. Sonra sorunlar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Onları seviyorsanız bizim gibi böyle çok ilgileniyorsanız, çok seviyorsanız her şey yavru almak, her şey... Ee, yuva kurmak ya da ne bileyim yavralıp onları büyütmek değil. Bizim için öncelikle onların anneleri ve babaları arkadaşlar. Çünkü onların emeği çok büyük bu konuda. Sonra yavrular arkadaşlar. Her zaman yavru olur eğer güzel bakarsak kuşlarımıza. Değil mi Mavişçim? Öpücük var mı bakayım? Öpücük. Of teşekkür ederim. Şöyle bir kuru yap bakayım görsün arkadaşlar. Şöyle yap. Yap. Bir kuru yap. Hadi bir kuru yap. Hadi be. Hadi. Şapşik. Evet arkadaşlar. Bir diğer konumuz ve son konumuz. Yavrular yeme düştüğünde ilk ne vermeliyiz onlara? Ben onu şöyle kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Yavruları önce yeme düşürmek için ben böyle yaklaşık 20 günlükken falan yuvalığın içine küçük boyutlu olan kızıl özellikle kızıl dalları koyuyorum. Çünkü onların taneleri çok daha küçük. Ya yeme şu kağıtları ya maviş. Yutmuyorsun ama bak hep delik deşik. Ben bu konuları nasıl okuyacağım arkadaşlara? Seni yaramaz. Özellikle küçük daldarılar koyuyorum. Ve kontrol yapıyorum 2-3 günde bir. O daldarılar yenmiş mi? Böyle küçük küçük e, parçalar kopartılmış mı oradan diye. 20 günden sonra onların çeneleri güçlendiği için arkadaşlar bu isteğe sahip olacaklar. Ve... Yaklaşık bir aylık falanken de kafesin içine atlamaya çalışacaklar. Bu dönemde özellikle kafes atladıklarında tabanlara muhabbet kuşu yemi koyuyorum ayrı kaplara. Ve özellikle bolca daldarı koyuyorum. Bu arada daldarı forpus papağan için baklava gibi arkadaşlar. Bizlerin sevdiği baklava gibi. Onların baklavası da o. E, muhakkak onu koyuyorum. Ve dönem dönem anneye babaya da ben takviye olsun diye böyle dışkılarını hafif sıvı gördüğümde hani böyle çok cıvık gördüğümde muhakkak koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yavrulara ilk yeme düştüğünde bunları yediriyorum. Ve daha sonraki zaten partlarda onların yem yeme periyodunda anlatacağım arkadaşlar. Part 3'ümüz bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Değil mi Selin? Selim bugün sen yoksun. Arkadaşlar seni göremedi. Bu videoyu ben kapattım. Bir sonrakinde inşallah sen olursun Selincim. Sen kapatırsın. Görüşürüz arkadaşlar.